Zimbabwe'den Sevilerli'ye tekrar hoş geldiniz. Açıkçası Çetin abi, sonuçlar kesinleşti. Öncelikle onu söyleyelim. Maalesef Çetin Tankoç Bayburt'tan milletvekili seçilemedi. Merkez Partisi 0,1 puan daha düştü. Bu bir önceki 0,06 ile, yani toplamda 4 oyla seçimi tamamladı. Halk kaosu seçti bence Çetin abi. Yani dev ve güvenli bir AVM de yaşamaktansa sokakları, nereden geldiği belirsiz, iç serseri kopuk dolu olabilecek bir Bayburt seçti. Başkanı. Valla açıkçası Evet. demokrasi ideal bir sistem mi? Onu da gözden geçirmemiz gerekiyor. Herkes oy vermeli mi? Herkesin oy hakkı olmalı mı? Evet. Bunları hep düşünüyorum yani. Sen neler Yani düşünüyorsun bilmiyorum. ben başkanı da birçok kez söyledim. Birçok kez söyledim. Biz bu yurttaşları çok şımartıyoruz. Bir sürü demokratik hak dağıttık. Yani şimdi görüyorsun işte bir tane yerli ve milli vekil çıkarılamadı. Bu ülke için kaostur. Ve bu ülkenin sonu da çok zor. Yani bu kadar çeşitli fraksiyonların bir araya gelmesi, birbirine zıt fraksiyonların bile bize karşı birleşmiş olması doğrusu bende sadece tecessüs Aynen duygusu canım. yaratıyor. Bütün partiler birleşmiş. Tek düşman var, o da Çetin Tankoç. Evet. Tek bir düşman var. Evet. Yazıklar olsun. Oysa biz bu Bayburt'u Süper Amatör Ligi'nden çıkarıp Premier Lig'e taşıdık. Efendime söyleyeyim. Birçok meseleyi hallettik. Araları Papua Yeni Gine ile bozuktu. Onlarla da düzelttik ama yurttaşa yaranamıyorsun. Yurttaş bize teveccüh etmedi bugün. Çıkan sonuç o. Biz bunu aklı selim bir şekilde canı gönülden içselleştirmeliyiz. Hemen yarın sabah değil, bu geceden tekrar kolları sıvayıp çalışmamız lazım. Şapkayı önümüze koymamız, hatta bu mazbatayı da çıkarıp yurttaşa geri vermeliyiz. Ve kaldığımız yerden devam etmeliyiz. Daha az demokratik bir ülke için, daha az hastanenin yapıldığı, daha az okulun yapıldığı bir ülkeyi yeniden, bir Bayburt'u, yeniden bir Zimbabwe'yi yaratabiliriz. Bu mümkün. Başkan her zaman dediği gibi bizim yurttaşa karşı kalbimiz pak, yolumuz Dik. diktir. O yüzden yürünecek yol çok demek ki. Yurttaş teveccüh etmediyse etmemiştir. Mütevecciz olmalıyız. Etmişse zaten etmiştir. Mazbatayı alıp giderdik. Etmemişse mazbatayı buradaki bir arkadaşa verip Yüksek Seçim Kurulu'na göndereceğim. Onlara da o kadar yüksek olmadıklarını da söyleyeceğim. Hiç de sandığımız kadar yüksek bir seçim kurulu değil onlar. İkinci katta ya. İkinci kat evet. Sen nereden biliyorsun? Gördüm uzaktan. He. Bir de çok yüksek olsalar zaten bu sonucu bu şekilde kabul etmezlerdi. Etmemeleri lazımdı. Nedir ya? Yani gayrimilli bir sonucu Yüksek Seçim Kurulu'nun kabul etmemesi lazım. Yalnız o D partisine de buradan sistemlerimi iletiyorum. Ya ne vardı %1 verseydiniz be? Hayır 14'ü 0,07 niye orası? Bari küsuratsız adam gibi 1,7 olurduk ya. Evet. Ne yapacağım Neyse böyle? Çetin abi. Peki senin asla iade etmeyeceğin bir şey var mı abi? Tabii ki var. Yerli ve milli kimlik kartımı. Ha. Evet. Öbür kartı iade eder misin? Bu kartımı. Bu kartı sahibine geri vereceğim Ha, çıkışta. sahibine Evet. getireceksin. Peki. Emanet almıştım otobüste de. Peki Çetin abi nedir? Programın var mı senin? Bu akşam bir konuşman olacak mı? Tabii ki yayından önce seçim meydanlarında her zaman söyledim. Biz hangi sonuç çıkarsa çıksın tabureden Tabure konuşması. tabure Balkon konuşma. değil. Balkona yetmedi oyum. Ha. Taburelik oy Tabureye alabileceğim. çıkabilecek kadar oy Tabureye aldım. çıkabileceğim. Taburede halkıma son bir seslenip artık gerçek Türkiye'ye geri dönüp esnaflık hayatıma döneceğim. Zaten birçok borç birikmiş. Çocuklar dükkanı yönetememiş. Bir heves ettik. Belki vekil oluruz. Çoluğumuza çocuğumuza bir vekillik fotoğrafı, anıları bırakırız. Olmadı kardeşim. Buradan diğer vekillere de başarılar dilemek istemiyorum. İçim yanıyor açıkçası. Çok para yatırdım ben bu işe. Değil mi? Evet.
Ya en azından yatırdığın parayı aralarında toplayıp versinler sana. Vermeleri lazım. O 550 kişi. Maalesef. Peki Çetin abi. Efendim maalesef artık sinirlerimiz de bozuldu. Gülmeye başladık. Seçim maalesef bizim için hüsranla bitti. Zimbabwe'de yapılan seçimlerde Çetin Tankoç, Zimbabwe Bayburtu'nda Zimbabwe Merkez Partisi'nden aday olarak girdiği seçimi kazanamadı. Mazbatasını alamadı. Ancak lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın. Kendisi gecenin ilerleyen saatlerinde bir tabure konuşması yapacak ve kendisine oy veren 4 kişiye teşekkür edecek. Şimdilik hoşça kalın. Sözü Ercüment Akdeniz'e bırakıyorum.